Bir yere mi gidiyorsun? Okuldan bir arkadaşımın doğum günü partisi var ya. Dur ben halledeyim oğlum. Gamze de orada olacak mı? Evet. Bir saniye. Baba. Ya taşınmak zorunda mıyız? Taşınsak daha iyi olur. Hem senin için hem benim için. Ya yabancı yerlere hiç tanımadığımız insanların arasına girmenin nesi iyi ki? Yeni bir başlangıç yapmış oluruz. Sıfırdan. Eskiye dair her şeyi siler atarız. Ya bazı şeyleri silmek istemiyorsak? Gamze gibi mi? Onunla çok şey paylaştın, değil mi? Evet. Klinikte yatarken ondan başka arayıp soran olmadı. Kaçtıktan sonra odasında da sakladı beni. Herhalde içini açmışsındır ona, değil mi? Şey... Ben hani... Annemin ölümünden sonra... Bir şeyleri hatırlamaya başlamıştım ya. Evet. İşte ben... Onları anlattım. Gün olanları. Ne hatırlıyorsun Mert? Derya'yı kasayla öldürdüğümü. Yasemin de biliyor mu? Hayır. Gamze söz verdi. Kimseye söylemeyecek. Bazı sırlar vardır. Sahibi bile sahip çıkamaz oğlum. Mert, sen misin? Evet, benim. Eşyaları mı topluyorsun? Buradan taşınmak istemediğimi söylemedim mi sana? Yasemin'le karşılaştım bugün. Derya ile ilgili her şeyi biliyor. Gerçi ben onu Mert sana rüyasını anlatmış diye ikna ettim. Ama buradan taşınmak zorundayız. Ya baba tamam söz veriyorum. Bak inan bana söz. Bir daha kimseyle konuşmayacağım. Gel Mert. Gel oğlum. Geç. Mert, sen kimseyi öldürmedin. Ne kardeşini ne bir başkasını. Ama... Ben hatırlıyorum. Salonda kan vardı. Ben de yanında duruyordum. Sen o zamanlar çok küçüktün. Olup biteni doğru dürüst hatırlamıyorsun. Hatırlasan bile hafıza oyun oynar oğlum. Hayır, hayır. Ben eminim. Onu ben öldürdüm. Derya'yı ben öldürdüm. Sen kimseyi öldürmedin. Derya yaşıyor. Ne? Derya yaşıyor mu?
Tamam, sakin ol. Bak şimdi sana her şeyi anlatacağım. Neden daha önce anlatmadın bana bunları? İşlerin bu kerteye varacağını hesaplamamıştım. Anlatmamı annen de istemezdi. Peki şimdi niye anlattın? Bu kadar ağır bir yük altında kalmanı istemediğim için. Sen katil değilsin Mert. Elin kana bulaşmadı hiç. Ama ben anlıyorum şimdi niye bunları anlattığını. Çenemi kapamamı istiyorsun da ondan. Sırrın duyulacak diye korkuyorsun değil mi? Alakası yok. Tamam. Korkmana gerek yok. Sırrını anlatmayacağım kimseye. Baba. Sağ ol. Oğlum. Ama buradan taşınmıyoruz. Buna mecburuz Mert. Hayır. Buradan taşınmayacağız. Gamze'den de uzaklaşmayacağım. Eğer sırrını korumamı istiyorsan sen de buna mecbursun. Ya kabul etmezsin? Mecbursun. Merhaba Yasemin abla. Şey ya bir Gamze'yi çağırır mısın? Bir şey konuşacağım da. Banyoda. Ha, tamam ben beklerim sorun yok yani. Ya Gamze'ye çok güzel bir haber vereceğim de. Neymiş Gamze'ye vereceğin güzel haber? Bana söyle önce. Babam evi satmaktan vazgeçti. Ne? Neden vazgeçmiş? Artık hep burada yaşayacağız. Ay başıma gelenler. Bir şey mi dedin? Mert. Otur bakayım şöyle karşıma gel. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Mert'cim sakın yanlış anlama. Sen benim elimde büyüdün. Rahmetli annen de benim en yakın arkadaşımdı. Biliyorum. Ama Gamze çok küçük. Ve ben Gamze'yi korumak zorundayım. Kimden? Benden mi? Yok. Yani okul açısından. Sonuçta ikiniz birden, yani ikiniz birlikte gezince kafanızı derse veremiyorsunuz. Senin için de aynı şey söz konusu. Hele bir üniversiteye gelin. Gezersiniz. Hatta üniversitede çok zor. Üniversiteden mezun olun. Bakarım sonra. Ben ikinizin görüşmesini doğru bulmuyorum. Sen benim Gamze'yle görüşmemi yasaklayamazsın. Nasıl yasaklayamam? Gamze benim kızım. Bal gibi de yasaklarım. Ya ne gülüyorsun ya? Çok mu komik? Çık dışarıya. Thank you.
yetişkin olmak demek, sorumluluk sahibi olmak demektir. Ve bazen sorumluluklarımız bizi hiç de istemediğimiz şeyler yapmaya zorlar. Fark etmeden geri dönmem lazım. Bir fark ederse ortalığı ayağa kaldırır. Ya tamam dönersin. Bir şey söyleyeceğim. Keşke telefonda söyleseydin. Ben annemden habersiz ilk kez dışarı çıkıyorum da. Tamam. Ya yüz yüze söylemek istedim. Ya çok güzel bir haber şimdi. Yalnız bak çabuk söyle. Anne fark edecek şimdi. Söylüyorum bak. Hadi. Babam taşınmaktan vazgeçti. Artık hep beraber olacağız. Gerçekten mi? Çok sevindim. Evet, dünya kuruldu kurulalı sorumluluklarımız var. Ve onların ağır yükü hepimizin omuzlarında. Belki de yalnızca gençler sorumlulukların yükü altında ezilmezler. Çünkü bir tek onlar isteklerinden asla vazgeçmezler. Onlar dünyanın sevgiyle değişeceğine yürekten inanırlar.